Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Parabol 4. föyle devam ediyoruz. Ne işleyeceğiz? Parabol ile doğrunun birbirine göre durumları. Bana bir parabol verilecek, bir de doğru verilecek. Bunların birbirine göre durumlarını, yani kesişiyor mu, kesişmiyor mu, teğet mi, durumunu nasıl inceleyeceğim? Ortak çözüm yaparak. Hocam ortak çözüm nedir? Bak, y eşittir ax² artı bx artı c ile y eşittir mx artı n mi? Bunları birbirine eşitledim. Ax² artı bx artı c mx artı n. Şu mx'i ve n'i diğer tarafa atıp düzenlediğimde şöyle bir ikinci dereceden ne gelmiş? Denklem gelmiş. Eğer ki bu denklemde delta sıfırdan büyükse iki farklı kök olacağı için parabolle doğru iki noktada kesişecek. Eğer ki delta sıfır gelecekse parabol doğruya bir noktada ne olacak? Teğet olacak. Eğer ki delta sıfırdan küçük gelirse parabolle doğru ne yapmayacak? Kesişmeyecek. Yani ortak bir noktası olmayacak. Örneğe bakalım. Örnek 1. Aşağıda verilen paraboller ile doğruların kesim noktalarını bulunuz. Nasıl yapıyordum? Ortak çözüm yapıyordum. X kare artı x eksi 5 eşittir 3x artı 3 mü? Diğer tarafa atarsam x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. O zaman 4'e 2 eksi y artı x'e x. Demek ki x buradan bir 4 gelecek. X bir de buradan eksi 2. X 4 iken y'si kaç? X eksi 2 iken y'si kaç? Onu da nasıl bulacağım? Şurada yerine yazalım mı? Ya da burada yerine yazalım. Fark eder mi? Fark etmez. İkisi de aynı sonuç gelecek. 4'ü yazarsak 4 kere 3 12. 3 daha 15. Eksi 2'yi yazarsam eksi 6 artı 3'ten eksi 3. O zaman kesim noktalarını ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. B şıkkı biraz daha büyüteyim şöyle. X kare eksi 3x artı 1 eşittir x eksi 3. Ortak çözüm yapıyorum. Diğer tarafa atarsam x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0 mı? Bu neyin karesi? X eksi 2'nin karesi. Demek ki tam karesi delta ne geldi? 0 geldi. O zaman parabolle doğru ne yapacak? Teğet olacak. Hangi noktada teğet? Şurayı 0 yapan nokta ne? 2 mi? Demek ki eksi 2. Y'sini nasıl buluyorum? Gidip burada yerine yazarsam ne gelecek? Eksi 1. Demek ki 2'ye eksi 1 noktasında bu parabolle doğru birbirine teğetmiş. Geçtim örnek 2. Demiş ki bir parabol vermiş. X kare artı mx artı 5 parabolü ile y eşittir 1 doğrusu kesişmediğine göre. Ortak çözüm yapmayacak mıyım? Bunları birbirine eşitledim. X kare artı mx artı 5 eşittir 1. Biri diğer tarafa attım. X kare artı mx artı 4 eşittir 0. Kesişmiyorsa ne diyeceğim? Delta sıfırdan küçük olacak. Deltasına baktım. B kare eksi 4 ac. Sıfırdan küçükse m kare neyden küçük olacak? 16'dan. O zaman m ne ile ne arasında olacak? 4 ile eksi 4 arasında. Kaç farklı tam sayı değeri var? Eksi 3 ile 3. Burada kaç tane olduğunu nasıl buluyordum? Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Buradan 6 1 daha 7 tane farklı tam sayı değeri alırmış. Örnek 3. Y eşittir x kare mx. Bak burada 2 tane x var değil mi? Bunu düzenleyeceğim önce. Şöyle bir düzenli şekilde yazalım. X kare eksi. X parantezine alırsan m eksi 1 artı 6 parabolü ile y eşittir 2 doğrusuna birinci bölgede teğet. Neymiş? Birinci bölgeye teğetmiş. Ortak çözüm yaptığında delta ne gelmek zorunda teğetse? 0 gelmek zorunda. Eşitleyelim. X kare eksi. X pardon şöyle yazalım. M eksi 1 artı 6 eşittir 2 mi? Attım diğer tarafa x kare eksi x. M eksi 1 artı ne gelecek? 4 eşittir 0. Burada delta ne gelmek zorunda? 0. Yani buranın karesi. Eksinin karesi zaten artı yazmıyorum. B kare karesini alarak yazıyorum. Eksi 4 a'sı 1 c'si de bu. Ne gelecek? 0 gelecek. Buradan m kare eksi 2m eksi 15 eşittir 0. 5'e 3 eksi artı m. M buradan bir 5. M bir de buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. Şimdi parabol birinci bölgede neymiş? Teğetmiş. Nasıl bir şeydir sence bu? Şöyle bir parabol var. Sallıyorum. Y eşittir 2 doğrusu bu. Doğru mudur? Y eşittir 2 doğrusu bu. Parabol birinci bölgede teğetse. Bu parabolün tepe noktasının r'si nedir? Sıfırdan büyüktür değil mi? Bunun r'sine bakalım mı? Hangi paraboldü? Şu. Bunun r'si x kare eksi x parantezinde m eksi 1. Doğru mudur? Artı 6.
Ne olacak bunun R'si? Sıfırdan büyük. R dediğin eksi, şöyle göstereyim istersen. Şurada M eksi 1, bir de önünde eksi var. Eksi B bölü, yani M eksi 1 bölü 2 ne olacak? Sıfırdan büyük. O zaman M yerine eksi 3 yazsam olur mu? Olmaz değil mi? Burayı negatif yapar. O zaman M yerine ne yazmak zorundaymışım? 5. O zaman ne istiyor benden? Parabolü üzerinde diyor. Ordinatı 6 olan noktaların apsisler toplamı. M'i ne buldum ben? 5 buldum. Şu parabolü şöyle bir düzenleyelim. X kare eksi x çarpı m yerine 5 yazarsam 4 artı 6 doğru mudur? Eşittir 0 desem. X kare eksi 4 x artı 6 eşittir 0. Ne istiyordu? Ordinatı 6 olan noktaların apsisleri. Ordinatı 6 olan diyor. Ordinatı nasıl 6 olur? X yazdığımda y'si ne olacakmış? 6 olacakmış. Yani x kare eksi 4 x artı 6 eşittir 6 ise 6'lar gider. X eksi 4 0 ise x bir 0, x bir de 4. Yani x yerine 0 yazdığımda y'si 6 geliyormuş. X yerine 4 yazdığımda y'si 6 geliyormuş. Bunların toplamını istiyor. 0 ile 4'ün toplamı ne geldi? 4 geldi. Geçtim örnek 4. Aşağıda verilen bir parabol var değil mi? X kare eksi 4 x artı 3. Bir de ne verilmiş? Doğru verilmiş. ACD dik üçgenin alanı. Şimdi dik üçgenin alanını bulabilmek için önce neyi bulmam lazım? Şu yüksekliği. Sonra da şu tabanı bulmam lazım. Şimdi tabanı nasıl bulurum? Şimdi bunlar ortak noktaları burası değil mi? Parabolle doğru. Eşitleyelim mi isterseniz? X kare eksi 4x artı 3. X eksi 1 ise. Buradan x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. Eksi 4 eksi 1. X eksi. X buradan bir 4. X bir de buradan 1 mi geldi? Demek ki şurası 1'miş. Doğru mudur? Buranın şeyine gelecek apsisi burası da 4'müş. Şurası da 4'müş. Aradaki mesafe ne kadar? 3 birim değil mi? 1'den 4'e 3 birim. Peki 4 yazdığımda şu yüksekliği bulur muyum? 4 yazarsam yükseklikte ne geldi? 3. Alan ne? Yükseklik 3. Taban 3. 3 çarpı 3 bölü 2'den alan ne geldi? 9 bölü 2 geldi. Geçtim. Örnek 5. Parabol vermiş. Doğru mudur? 1 de y eşittir 4, y eşittir eksi 1 doğrular arasında kalan yamuğun alanı. Yamuğun alanını bulabilmek için ne yapmam lazım? Alt taban, üst tabanı toplayıp ikiye bölüp yükseklikle çarpmam lazım. Peki bu yamuğun, şöyle büyüteyim. Şurası üst tabanı mı? Şurası üst tabanı. Bu üst tabanı nasıl bulurum? Bak bu doğru. Y eşittir 4 doğrusu. Parabol iki noktada mı kesmiş? O zaman eşitleyelim. X kare eksi 5 eşittir 4 ise. X kare eşittir 9. X ne gelecek? Bir 3. Bir de eksi 3. Demek ki şurası 3. Burası eksi 3 mü? Şu mesafe eksi 3'ten 3'e ne kadar 6 birim? O zaman burası 6. Bak yamuğun neyini buldum? Üst tabanını buldum. Peki gelelim alt tabana. Alt tabanı nasıl bulacağım hocam dersen. Bak y eşittir eksi 1 doğrusu iki noktada kesişmiş. X kare eksi 4 eşittir eksi 1 ise pardon. X kare eksi 5'miş parabolüm. X kare eksi 5 eşittir eksi 1 ise buradan x kare ne gelecek? 4. X bir 2. X bir de eksi 2. Demek ki burası 2, burası neymiş? Eksi 2. Şu mesafe ne kadar? 4 birim. O zaman şu mesafe ne kadar gelecek? 4 birim. Peki alt tabanı, üst tabanı buldum. Hocam yüksekliği nasıl bulurum? Bak y eksi 1, y eşittir 4. Şu mesafe eşit değil mi? Bu mesafe ne gelir? Eksi 1'den 4'e 5 gelir. O zaman yükseklik 5. Üst taban 6, alt taban 4 bölü 2'di gelmeyecek mi? Bu da 5 çarpı 5'ten yamuğun alanı ne geldi? 25 geldi. Örnek 6. Peki. 2011 LYS sorusu. Y eşittir x kare parabolü ile demiş. Y eşittir 2 eksi x doğrusu arasında kalan sınırlı bölgenin üzerindeki diyor. X ve y noktaları için. X kare artı y kare ifadesini alabileceği en büyük değer. Bak bunu bir çizelim istersen daha net görelim. X kare parabolünü biliyoruz değil mi? Peki. Bu nedir? X kare parabolü. Y eşittir 2 eksi x doğrusu. X'e 0 verirsem y'yi 2'de. Y'ye 0 verirsem x'i nerede kesecek? 2'de. O zaman şöyle. Bu doğru da neymiş? Buymuş. Peki. Ne demiş? Parabol bölgeler üzerinde sınırlı x ve y. Bak iki noktada kesmiş mi? Kesmiş. O zaman ortak çözüm yapıp bunları bulalım mı? Yani x kare eşittir 2 eksi x. Buradan x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Buradan 2'ye 1 artı y eksi x'e x. X buradan 1 eksi 2. X bir de buradan 1 mi?
Demek ki buranın x'i 1. Y'sini nasıl bulurum? Şu doğrum neydi? Y eşittir 2 eksi x. X yerine 1 yazarsam y'sine gelecek? 1 gelecek. Bunu bulduk hocam. Diğeri neydi? Eksi 2. Demek ki burası eksi 2. Eksi 2. Bu doğru üzerinde eksi 2 yazarsam burası da 4. Benden ne istiyor? En büyük x kare artı y kare. Yani bunların kareleri toplamı ne gelir sence? 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16'dan 20. Bunun karesi ne gelir? 1'e 1. 1'in karesi 1. 1'in karesi 1. 2. En büyük ne geldi? 4 artı 16'dan 20 geldi. 2011 sorusu. Örnek 7. 2013'te sorulmuş bir sınav sorusu. Şurayı bir temizleyelim isterseniz karışmasın. Bir tane parabol, hatta iki tane parabol vermiş. Demiş ki fx ve gx parabolleri birbirlerini tepe noktalarında kesmektedir. Buranın tepe noktası ne? Bak tam kare değil mi? 1'e 0. Bu dursun bir elimde. Peki buranın tepe noktası ne? Doğru mudur? Bu parabolün neyi? Tepe noktasının r'si. Şöyle bir şey yapsam. Şu noktaya k desem. Şurası ne gelecek? K'ya 9 mu? Bu nokta aynı zamanda bunun da üzerinde değil mi? Yani x yerine k yazdım mı? Y'si 9 gelecek. 9 eşittir. K kare eksi 2 k artı 1. Atarsam k kare eksi 2 k eksi 8 eşittir 0. 4'e 2 k'ya k. K buradan bir 4 gelecek. K bir de buradan eksi 2 gelecek. Sence k hangi değerini alır? Eksi 2 değerini alır değil mi? Demek ki burası neymiş? Eksi 2'ymiş. K'sı eksi 2 ise. Bu eksi 2'ye 9. Bu birincisi. Bunu biliyorum. Bir de 1'e 0 noktası da bunun da üzerinde değil mi? Gidip yerine yazalım mı? X yerine 1 yazdığımda y'si ise ne olacak? 0. 1 yazdım. Eksi 1 artı b artı c. Buradan b artı c ne gelecek? 1 gelecek. Hocam bunun r'si. Yani bu parabolün r'si eksi 2 değil mi? O da eksi b bölü 2 a'dan. Bak eksi b bölü 2 a'dan neydi? Eksi 2 miydi? B de buradan ne geldi? Eksi 4. B'si eksi 4 ise c'sine gelmek zorunda 5. G'de 0. G'de git 0 yaz. Neyi istiyor benden? C istiyor. Zaten C'yi de ne bulmuştum? 5 bulmuştum. Bu da 2013 sorusuydu arkadaşlar. Örnek 8. X kare artı 2 ile y eşittir. Eksi x kare eksi 2 parabolleri. İkisine de teğet olacak ve orijinden geçecek. Pozitif eğimli teğetin değme noktalarının apsisler arasındaki farkın mutlak değeri. Bir çizelim isterseniz. Güzel çizebileceğiz mi bakalım bir. X kare artı 2 ne demek? X kareyi 2 birim yukarıya kaldır. Şu x kareyi 2 birim yukarıya kaldırmış hali değil mi bu? Bu x kare artı 2. Şu ne demek? Eksi x kareyi 2 birim aşağıya göm demiş. O da şudur. Doğru mudur? Bu da eksi x kare eksi 2. Ne demiş? Orijinden geçen ikisine de teğet. Şöyle orijinden geçtiğini düşün. Şöyle parabolü düzelteceğim sonra. Şunu bir düzeltelim isterseniz daha güzel olsun. Şöyle ikisine de teğet. Şu da şu parabol. Peki ikisine de teğet olan pozitif eğimli. O zaman orijinden geçiyorsa y eşittir mx değil midir? Nerede teğet bulunur da? Bak bir burada teğet, bir de burada teğet. Benden ne istiyor? Teğet değme noktalarının apsisleri. Apsisleri. Bunlar değil midir? Mesela şuraya eksi 1 dersen burası da x 2. Bunlar arasındaki ne istiyor? Farkın mutlak değerini. Hocam teğetsi. Yani x kare artı 2 y eşittir mx'i ortak çözüm yaptığımda ne gelmek zorunda deltası? Sıfır gelmek zorunda değil mi? Buradan b kare yani m kare eksi 4 a c eşittir sıfırsa m kare 8 m buradan bir 2 kök 2 bir de eksi 2 kök 2 gelecek değil mi? Eksi 2 kök 2'yi alamam. Çünkü neden? Eğim dediğim mi? Pozitif dediğim işte negatife attım. Şimdi m'yi ne buldum? 2 kök 2. Yazalım m yerine 2 kök 2. Şurada yazalım. X kare eksi 2 kök 2 x artı 2 eşittir 0. Bu x eksi kök 2'nin karesi değil mi? O zaman buradan x ne gelecek? Kök 2. Yani burası bir kök 2. O simetri olduğu için burası ne gelecek? Eksi kök 2. Noktaların diyor apsisleri arasındaki farkın mutlak değeri. Yani kök 2'den neyi çıkaracaksın? Eksi kök 2'yi. Benden ne istiyor? Mutlak değerini. Bu da ne gelecek? 2 kök 2 gelecek. Örnek 8'imiz de böyleydi. Peki. Y eşittir fx parabolü verdiğinde biz bunu nerede gördük? Fonksiyonlarda değil mi? X eksenine göre simetrik dediğinde ne yapacaksın? Fx'in önü eksi olacak. Y eksenine göre dediğinde içeride f'in içerisi ne olacak? Eksi olacak. Orijine göre dediğinde de hem önünde
Hem içinde olacak. Şimdi diyor ki bana neye göre? X eksenine göre. Yani ne olacak? Eksi y'yi mi istiyor benden? Eksi y dediğin eksiyle çarparsan eksi 2x kare artı 3x eksi 1'dir. Bak burada x eksenine göre negatifse ne yapacaksın? Eksiyle çarpacaksın. Y eksenine göre negatifse ne olacak f'de? Simetrikse ne olacak? F'de eksi x. Yani şurada x gördüğün yere eksi x yazarsan ne gelecek? Bir bakalım. 2x kare artı 3x artı 1. Bir de ne istemiş? Orijine göre. Yani eksi f'de eksi x. Zaten ben neyi bulmuştum burada? F'de eksi x bulmuştum. Doğru mudur? Bunu biliyorsam neyle çarp demiş? Eksiyle. Eksiyle çarparsam, burayı eksiyle çarparsam eksi 2x kare eksi 3x eksi 1 geldi. Peki. Bunları zaten çoğunu fonksiyonlarda hatırlıyorsunuz. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği a birim sağa derse. X ekseninde yapıyorsam nereye yazıyordum? F'in içerisine değil mi? X eksi a yazıyordum. Bak burayı sıfıra eşitle x eşittir a mı? A birim ne demek bu? Sağ. Eksi b dediğinde ne olacak? B birim aşağıya. Sana şöyle deseydi a birim sola deseydi ne yapacaktın? F'de x artı a yazacaktın. Bak sıfıra eşitlediğinde eksi a. Eksi ne demek? Sol demek. Peki b birim yukarı deseydi ne yazacaktık? Artı b yapacaktık. Hemen bir örneğini yapalım. Şimdi 3 birim sola. 3 birim sola diyorsa x yerine ne yazacaksın? X artı 3. 2 birim yukarıya dediğinde ne ekliyordun? 2 ekliyorduk. O zaman x yerine git. X artı 3 yaz. X artı 3 artı 4. Bir de 2 birim yukarıya dediği için artı 2 mi ekliyorsun? Buradan x kare artı 6x artı 9 eksi x eksi 3 artı 6 mı? Buradan x kare artı 5x. Şurası ne geldi? 9'dan 3 çıktı. 6, 6 daha ne gelecek? 12 gelecek. X kare artı 5x artı 12'ymiş. Elde edilen fonksiyon buymuş. Peki 11. 2011'de çıkmış. Ne diyorsa yapacağız. Fx parabolü verilmiş. A birim sağ. Yani o zaman ne yazacağız? X eksi a. B birim aşağıya. Eksi b. Yazalım. X eksi a'nın karesi. Eksi 2 tane. X gördüğüm yerine yazıyorum. X eksi a. Artı 3. Eksi b. Ötelendiğinde hangi fonksiyon elde edilmiş? X kare eksi 8x artı 14. Peki bunları bir eşitleyelim. Eşitlemeden önce bir açalım mı? Açalım. X kare eksi 2ax artı a kare eksi 2x artı 2a artı 3 eksi b. X kare eksi 8x artı 14. Şimdi x kare x kare var. Burada eksi 2ax eksi 2x. O zaman ne yapalım? X parantezini alırsak eksi 2a eksi 2. Eksi 8x'i. Eksi 8'e mi eşit olacak burası? O zaman bakalım bir eksi 2a eksi 2 eksi 8 ise eksi 2a eşittir. Eksi 6. A buradan ne geldi? 3. A 3 buldu. Mutlak değer 3 artı. B'yi bulmada sıra. Şurayı da halletmiştim. A kare artı 2a artı 3 eksi b neye eşit olacak? 14. A yerine 3 yazdık. 9, 6, 3 eksi b 14 mu? Buradan 6, 3, 9, 18. 18 eksi B 14 ise B buradan ne gelecek? 4 mü gelecek? B'yi de bulduk hocam. 3 artı 4 ne geldi cevap? 7 geldi. 2011'de sorulmuş bir sınav sorusu. Gördüğün gibi çok zor değil. Peki 12. 2018. Şuraları bir temizleyelim. AYT'de sorulmuş bir soru. Şimdi adım adım yapıyorum. A ve B pozitif gerçek sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde orijinden geçen bu parabol orijinden geçiyorsa yani x'e 0 verdiğinde y'ye 0 mı? Hemen yazıyorum. X'e 0, y'ye 0 veriyorum. A kare eksi b. Buradan a kare neye eşit olacak? B'ye. Birinci bilgim bu. Sonra ne demiş? Bir bakalım. X artı a. P'de x artı a yazalım. X gördüğüm yere x artı a eksi a karesi. Doğru mudur? Artı b eksi b. Buradan ne geldi? Buradan şunlar giderse x kare mi geldi? O zaman bu neymiş? X kare paraboluymuş. O zaman ne istiyor benden? Biçimde tanımlanan 3 parabolün tepe noktası. Bunun tepe noktası ne gelecek? 0'a 0. Bu kenarda dursun. Peki buna bakalım. X yerine git. Burada ne yaz demiş? Nerede yazıyorum? Bak burada yazıyorum. X yerine x artı a yaz demiş. X artı a eksi a'nın karesi. Eksi b eksi b. Eksi 2b. Buradan ne gelecek? X kare eksi 2b. O zaman bunun tepe noktası ne? X olmadığı için 0'a eksi 2b. Onu da bulduk. Peki şuna bir bakalım. X yerine ne yaz demiş? X eksi a.
X eksi a eksi a'nın karesi. Eksi 2b mi gelecek? Bak burası ne? X eksi 2 a'nın karesi. Eksi 2b. Hatırlıyor musun şeyi? Bir parabolde x eksi r'nin karesi artı k'ydı. Bak r buradan ne geldi? 2a mı geldi? Tepe noktası ne gelecek? 2a'ya eksi 2b'ye gelecek. Bunu da bulduk. Demiş ki 3 parabolün tepe noktaları alanı 16 birim kare olan üçgenin köşe noktalarıdır. Bir bakalım. Şöyle bir çizelim. Şurası x, burası y. Parabolün biri neydi? Tepe noktası burasıydı. 0'a 0. Diğeri 0'a eksi 2b. Eksi 2b burası. Doğru mudur? Peki diğeri de 2a'ya 2a'ya eksi 2b. Bir parabolün tepe noktası da burasıdır. Ne demiş benden? Köşeleri bu noktalarmış. Üçgen oluşturuyorum. Bak şurada bir üçgen var değil mi? Şurayı birleştirirsem burada bir üçgen var. Bu üçgenin alanı ne kadarmış? 16 birimmiş. Alanı nasıl bulurum? Yükseklik 2b, taban 2a. 2b çarpı 2a bölü 2 ne geldi? 16. Buradan 2, 2'yi götürdü. 2'ye böldüm, 1, 2'ye böldüm 8 mi? B çarpı a ne geldi? 8. Bunu da buldum. Bir de neyi biliyordum ben en başta? B yerine kare yazabilir miyim? B yerine kare yazarsan a kare çarpı a 8 ise a küp 8. A buradan ne geldi? 2. A 2 ise B ne gelecek? 4 gelecek değil mi? Şurada yerine yazdım. A çarpı B 8'di. A yerine gittim ben ne yazdım? 2 yazdım. B ne geldi? 4 geldi. A yerine 2, B yerine 4 yazarsam A artı B ne gelecek? 16 gelecek. Bu da 2018 AYT sorusu. 13. örneğim fonksiyonun grafiğini. Bak şimdi bu fonksiyonun grafiğini nasıl çizeceğim? Kademe kademe. Önce x kareyi çizeceğim. Hangi renkle çizelim önce? Şöyle koordinat düzlemimi bir kırmızıyla çizeyim. Şurası x, şurası y. Siyahla x kareyi çizdim. Bu x kare. Sonra demiş x kareyi 2 birim aşağıya göm. Eksi 2 neydi? Aşağıya gömelim. Şu ne gelecek? X kare eksi 2. Sonra mutlak değer. Mutlak değer negatif olamayacağı için. Bu negatif aşağıda olan şu negatif yeri yukarıya katladım mı? Şöyle. Bak yukarıya katladım. Yani şu çizdiğim yeşil olan nedir? Şu yeşil olan mutlak değer x kare eksi 2. Bunu bir de ne var? Eksi 2. Şurası neydi? Eksi 2 idi. Şuraya taşıdım 2. Bir de bunu 2 birim göm dediğinde. 2 birim gömelim bunu istersen. Grafik gelecek. Şöyle orijinden geçecek. Ve şu olacak değil mi? Şu en son çizdiğim ne? Mutlak değer x kare eksi 2. Eksi 2'nin grafiği olacak. Kademe kademe yapıyorum. 14. X kare eksi 5x. Önce gidip x kare eksi 5x'i çizelim mi? X kare eksi 5x eşittir. Bunu çizeceğiz. Şuna ne diyelim? Fx diyelim. X'e 0 verirsem y'si 0. Orijinden geçecek. Doğru mu? Y'ye 0 verirsem x'e 0 verdim y'si 0. Y'ye 0 ver. X kare eksi 5 x eşittir 0'sa x parantezinde x eksi 5 0'sa x buradan bir 0 x de nerede kesecek? 5'te kesecek. Bunu da buldum. Grafiği çiziyorum. Şimdi kollar yukarı değil mi? Parabol çizimini biliyoruz. X kare kollar yukarı. 0'da geçecek. Şöyle bir de 5'te geçecek. Şurası 5, şurası 0. Bu nedir? X kare eksi 5x grafiğidir. Şimdi mutlak değer dediği için şu alt taraftaki negatif olamaz. Bunu nereye taşıyacağım? Yukarıya taşıyacağım. Yukarıya taşıdım. Bak alt taraftaki kısım yok artık ha. Şu çizdiğim kırmızı kısım var. Bu neyin grafiği? Kırmızı çizdiğim x kare eksi 5x'in grafiği. Bunu ne diyor? 6 birim aşağıya göm. Hadi gömelim 6 birim. Şimdi öncelikle şu tepe noktasını bulayım karışmasın. Tepe noktasının r'si eksi b bölü 2a'dan ne gelecek? 5 bölü 2 mi gelecek? Şimdi 5 bölü 2'yi yazdığımda neyi bulurum? Bak şurası neydi normalde? 5 bölü 2 idi. 5 bölü 2 yazdın 25 bölü. Bak şurada fx'te yazıyorum. 25 bölü 4 eksi 25 bölü 2. Burayı 2 ile çarparsan eksi 25 bölü 4. Demek ki burası neymiş? Eksi 25 bölü 4'müş. Bunu katladığımda yukarıya geçmeyecek mi bu? Burası da ne gelecek? 25 bölü 4. Şimdi şu kırmızı birimi kırmızıyı ne gömeceğim? 6 birim aşağıya gömeceğim. Eksi 6 dediği için. 25 bölü 4 nedir? 6,25
6'dan büyük bir değer değil mi? O zaman grafik gelecek. Şöyle 6'dan büyükse şöyle bir şey olacak değil mi? Şu en son çizdiğim ne gelecek? X kare eksi 5x eksi 6 gelecek. Var mı sıkıntı? Peki 15. örneğim. Fonksiyonun grafiğinin diyor x ekseni üzerinde 4 farklı noktası olduğuna göre. Bakalım x kare eksi 4. Önce x kare eksi 4'ü çizelim. Koordinat düzlemimi çizdim yeşille. X kareyi biliyorum. Bunu 4 birim ne demiş? Aşağıya göm demiş. Bu nedir? X kare eksi 4. Şurası eksi 4. Şurası 2. Burası 2. Peki mutlak değer demiş. Doğru mudur? Mutlak değerse aşağıda negatif yer yukarıya katladım. Bu nedir? Şu mavi ile çizdiğim. Dikkat et. Mutlak değer. Bir de önde eksim var. Eksi neydi? X eksenine göre simetriğini alacağım da değil mi? Peki. X eksenine göre simetri. Şu parçanın simetriği ne gelecek? Bu gelecek. Bu parçanın simetriği tekrar şu kırmızı yer gelecek. Doğru mudur? Burası da ne gelecek? Bu gelecek. Şu çizdiğim, en son çizdiğim nedir? Eksi x kare eksi 4'tür. Bunu n birim yukarıya kaldırdığımda, şimdi şurası eksi 4'tü, burası 4, tekrar eksi 4. Şimdi ne olacakmış? 4 farklı nokta olacakmış. Eğer ki iyi dinle. Ben şu çizdiğim en son pembe yeri 4 birim yukarıya kaldırsaydım grafik ne olacaktı? Şöyle bir şey olacaktı. Bak kaç noktada kesiyordu? 1, 2, 3. O zaman M'i ne yapmam zorundayım? 4 birim yukarıya kaldırmak zorunda değilim. 4 birim kaldırırsam 3 noktada kesiyor. O zaman sildim. O zaman M'i şöyle düşün. 3 birim kaldırdığını düşün. M'i 3 birim kaldırırsan grafik şöyle olmaz mı? Bak grafik nasıl olur? Böyle olur. Kaç noktada kesiyor? 1, 2, 3, 4. Demek ki burada M ne olabilir? 3 olabilir. M ne olabilir? 2 olabilir. M ne olabilir? 1 olabilir. Doğru mudur? Başka bir şey olur mu? Başka da bir şey olmaz. M'in alacağı değerler toplamı ne gelecek? 6 gelecek. Peki arkadaşlar, bugün dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.